Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Intel'in 2021 yılında piyasaya sürdüğü 12. nesil DDR5 sistemini destekleyen Core i5 12600K işlemcimizi, genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve işlemcimizin oyun içerisindeki oyun performansı ve sıcaklık testine yakından bakacağız. Ve daha sonra sistemimizi 13. nesil Core i5 13600K'ya terfi edeceğiz. Sistemimize montajlayacağız arkadaşlar ve daha sonra 13600K ile arasındaki sıcaklık farkı ve oyun FPS farkına bakacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce işlemcimizin genel özelliklerine bakalım. İşlemcimiz 2021 yılında çıkan ilk DDR5 Intel işlemcisi Core i5 12600K Alder Lake isimli işlemcimiz. 125 watt TDP değeri mevcut. 10 nanometre ile üretilmiş. Toplam 10 çekirdek ve toplamda 16 çekirdeğe kadar desteklemekte. Anakartımıza bakalım. Anakartımız ise Asus'un ROG Strix B660G DDR5 PCI 5.0'lı anakart. Anakartımızın BIOS sürümü son sürüm arkadaşlar. RAM'lerimiz ise 64 GB 6000 MHz'de ve şu an anakartımız işlemciden dolayı arkadaşlar 6000 MHz'de desteklemiyor. Desteklese dahi mavi ekran hataları, crash hataları alabiliyoruz oyunlarda. O yüzden şu an 4800 MHz'de işlemcimizin desteklediği frekansta kullanıyoruz işlemcimizi anakartımızla beraber. Tüm slotlar gördüğünüz gibi takılı arkadaşlar. Tabii i5 13600K'ya geçtiğimiz zaman i5 13600K'nın taban RAM frekansı 5600 MHz. Bu anakartta arkadaşlar 6000 MHz'de sorunsuz kullanabileceğiz. Herhangi bir mavi ekran hatası ve crash hatası almayacağız. Zaten onun da videosunu biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Ekran kartımız ise dediğimiz gibi Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Sistemimizin genel özellikleri bu şekilde. İşlemcimizin genel özelliklerine yakından bakalım. İşlemci ailesi Intel Core, Core i5 12. nesil 12600K. İşlemci mimarisi Intel Alder Lake. 2021'in 4. çeyreğinde çıkan bir işlemci. İşlemcimizin çekirdek yapısı 10 çekirdek ve iç parçacığı toplamda sanal 16 çekirdek işlemci mevcut. Temel taban frekansı 3.7 GHz, arttırılmış turbo frekansı ise 4.9 GHz'de çalışmakta. Overclock'la daha yüksek FPS alabilirsiniz oyunlarda arkadaşlar. Ama genel anlamda işlemcimiz güçlü olduğu için gerek duyulmuyor. İşlemcimizin ise TDP ısı yayma kapasitesi 125 watt. Transistör merkezi 10 nanometre teknolojisiyle üretilmiş ve soket yapısı Lega 1700 soketli anakartları desteklemekte arkadaşlar. Onun haricinde takamıyorsunuz maalesef işlemcimizi, Lega 1700 soketli anakart olması lazım. 100 dereceye kadar işlemcimizin sıcaklık değeri bulunmakta. Grafik işlemci mimarisi ise Ultra HD 770 Intel'in grafik işlemcisi bulunmakta arkadaşlar. Bu işlemcimiz hem DDR5 hem DDR4 teknolojisini desteklemekte. DDR5 taban frekans 4800 MHz'de, DDR4 taban frekansı ise 3200 MHz'de desteklemekte. PCI sürümü 5.0 ve PCI hattı sayısı 20 arkadaşlar. İşlemcimizin genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Piyasaya geldiğimiz zaman i5 12600K ile i5 13600K arasında fiyat farkı şöyle 2500-3000 TL arasında değişmekte arkadaşlar. Tabii bütçeniz varsa ve anakartınızda destekliyorsa yeni BIOS güncellemesiyle beraber i5 13600K almanızda fayda var arkadaşlar. Bu videoda ise i5 12600K'dan i5 13600K'ya terfi edeceğiz ve birkaç oyunu test edeceğiz. Genel performansına, oyun performansına ve sıcaklık performansına bakacağız arkadaşlar. İşlemcimiz çok ısınan bir işlemci değil. Daha önce de test etmiştim. AIDA 64 ekstrem sıcaklık testi programıyla arkadaşlar işlemcimiz yük altında 65 derecelere kadar çıkmakta. Bu da gayet iyi bir değer. İşlemcimizde çekirdek yapısı ve nanometre itibariyle çok ısınan bir işlemci değil. 13. nesile geçtiğiniz zaman arkadaşlar 13. nesil işlemcilerde daha fazla ısınma mevcut arkadaşlar. Bunu tabii genel hava soğutma ve sıvı soğutmalarla, yüksek sıvı soğutucular ve hava soğutucularla bu ısının önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Gelin hep beraber bir sıcaklık testi yapalım i5 12600K işlemcimize.
Evet arkadaşlar, 3 dakikadır test yapıyoruz şu an. İşlemci sıcaklığımız 65 derecelere, 63 derecelere kadar çıkmakta. Çok dediğim gibi çok ısınan bir işlemci değil. Çekirdek ve mimari yapısı gereğiyle tabii sıvı soğutmanız da ve hava soğutmanız da önemli. Kullandığınız macun ve oda sıcaklığı işlemci sıcaklığını etkilemekte beraber sıvı soğutmanızı da veya hava soğutmanızı da etkilemekte arkadaşlar. Anakartınızın chipset yapısı da, VRM chipset yapısı da önemli arkadaşlar. Şu an işlemcimiz stabil çalışmakta arkadaşlar. Herhangi bir sorun vesaire olmamakla beraber. Evet arkadaşlar, 5 dakikadır test yapıyoruz. Sıcaklığımız 59-60 derecelere çıkmakta. Testimizi durduralım. Bu test arkadaşlar yarım saat ve 1 saat aralığında stabil şekilde işlemci sıcaklığınız normal seviyelerde ise testi tamamlamış olursunuz genel itibariyle. Ben de videoyu uzun tutmamak adına burada stabilite testini kapatıyorum. Anakartımızın ısı değerleri. İşlemcimizin maksimum gördüğü sıcaklık arkadaşlar 66 derece. Genel itibariyle 50 derecelerde çalışmakta. 30 ila 60 derece arasında çalışmakta. Şu an işlemcimiz 103 watt'a kadar çıkmakta güç tüketimi. 4700 MHz'e kadar yükselmiş işlemcimizin turbo frekansı ile. Şimdi testimizi kapatalım arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar oyun testine geçmeye. İki oyun da test edeceğim. Elimde çok oyun var. Ama videoyu uzun tutmamak adına iki oyun PUBG ve Counter Strike CSGO 2, yani Counter Strike 2 yeni çıkan CSGO oyunuyla beraber test edeceğiz. Test etmeden önce arkadaşlar Steam üzerinden FPS monitörü başlatacağız arkadaşlar. Steam hesabınız varsa Steam üzerinden FPS monitörü parayla satın alabilirsiniz arkadaşlar. 50 TL ile 100 TL arasında değişmekte. Kesinlikle önerebileceğim bir program. Bu programla beraber oyun içerisindeki FPS, sıcaklık, işlemci kullanımı, RAM kullanımı, RAM bilgisi, işlemci bilgisi vesaire bilgilerin hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Gelin hep beraber başlatalım. Bye.
İşlemcimiz arkadaşlar anakartın köşesindeki üçgene işlemci üzerindeki üçgen denk gelecek şekilde takıyoruz. İşlemcimizin üzerine elimde bulunan 2 adet macun var. Bu macunlardan biri Gelit marka GC Extrem 8.5 VK iletkenlik oranına sahip. Diğeri de dünya çapında bilinen MX4 8.5 VK orijinal işlemci macunu. Bu macunun arkadaşlar sahtesi de üretilmekte. Ona çok dikkat edin. Ve en çok önerilen ve çoğunuzun bilmediği Gelit marka GC Extrem işlemci macunu. Bu macunumuzu süreceğiz arkadaşlar ve daha sonra montaj işlemine geçeceğiz. Macunumuzu sürelim. Vidaları çok aşırı sıkmıyoruz arkadaşlar. Sonuna dönene kadar arkadaşlar. En sonunda zaten vidalar kendini bırakıyor. Aşırı sıkmıyoruz. Yalama yapmamak için. Evet arkadaşlar işlemcimizi taktık. Şimdi BIOS ayarlarımıza girip RAM'lerimizi 4800 MHz'den 6000 MHz'e kadar çekeceğiz arkadaşlar. Quad 64 GB RAM'lerimiz mevcut. 16 16 16 16
GB toplamda 64 GB. F1 tuşuna basıyoruz. BIOS versiyonumuz, son BIOS versiyonu yüklü anakartımızda. XMP ayarlarını 4800 MHz'den 6000 MHz'e çekiyoruz arkadaşlar. Ve kaydedip çıkıyoruz. Bakalım sistemimiz stabil açılacak mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sistemimiz stabil bir şekilde açıldı. Şimdi gelelim testimizi yapmaya. Evet arkadaşlar, sistemimizi upgrade yaptık. Intel'in 12. nesil i5-12600K'dan i5-13600K'ya terfi ettik. İşlemcimizi anakartımıza montajladık. Gelin hep beraber bakalım. Şu an işlemcimiz Intel Core i5 13. nesil 13600K. Anakartımız ise Asus'un ROG Strix B660G Micro ATX Wi-Fi destekli PCI 5.0 DDR5 anakartı, 6000 MHz RAM'leri destekliyor arkadaşlar. XMP ayarı ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar i5 12600K 12. nesil işlemcimiz, RAM'lerimizi XMP 6000 MHz'e çekemiyorduk. Bunun nedeni işlemcimizin stok MHz değeri. 4800 MHz'de çalıştırıyorduk. XMP ayarlarında arkadaşlar 5200 MHz'e kadar sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorduk. 6000 MHz'lere çekince arkadaşlar mavi ekran hatası, crash hatası alıyorduk arkadaşlar. Tabii bunu kendiniz BIOS ayarlarından manuel olarak da yapabilirsiniz, bu RAM ayarlarını. Anakartınızın yeni BIOS sürümünü güncelleyerek de RAM MHz'inizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 3000 MHz'de, yani çarpı 2 6000 MHz'de quad şeklinde toplam 64 GB RAM'lerimizi şu an sorunsuz bir şekilde çalıştırmakta. Sistemin bütün slotları, RAM slotu gördüğünüz gibi hepsi yüklü gözükmekte. Bakalım oyunlarda test edeceğiz. Herhangi bir crash hatası, oyundan atma, mavi ekran hatası alacak mıyız göreceğiz arkadaşlar. Ekran kartımız ise söylediğimiz gibi Nvidia GeForce 3070 Ti. Şimdi i5 13600K işlemcimizin özelliklerine bakalım. Çıkış yılı 2022 yılında çıkan ve toplam 20 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. 12600K ise 16 çekirdekliydi, 16 izlekliydi. 13. nesil işlemcimiz, işlemci mimarisi Intel Raptor Lake serisi. Çekirdek sayısı 14, iş parçacığı sayısı sanal çekirdekle beraber toplam 20. Temel frekans 3.5 GHz, turbo boost frekansı ise 5.1 GHz arkadaşlar. 24 MB L3 ön belleği ve 125 volt TDP ısı yayma kapasite değeri mevcut. 10 nanometre teknolojisiyle üretilim. Soket yapısı ise LGA 1700. İşlemcinin maksimum 100 dereceye kadar çalıştığı gösterilmekte. Grafik dahili grafik birimi arkadaşlar Ultra HD 770. DDR5 RAM desteklemekte. Bellek hızı i5-12600K'da 4800 MHz'di. Bunda ise arkadaşlar 5600 MHz'i desteklemekte. DDR4 RAM desteğiyle beraber DDR5 RAM desteği de mevcut. DDR4 RAM desteğinde 3200 MHz stok frekansı çalıştırmakta. PCI sürüm 5.0, PCI hat sayısı ise 20. Evet arkadaşlar, işlemcimizin genel özellikleri bu şekilde. Şimdi gelin hep beraber işlemcimizi
Ayda 64 ekstrem sıcaklık testiyle, programıyla daha doğrusu, sıcaklık testini ölçelim. Şu an işlemcimiz boşta 29 ile 35 derece arasında gidip gelmekte. Şimdi bir start verelim bakalım kaç dereceye kadar çıkacak işlemcimiz. Şu an işlemcimiz bir anda 78 derecelere kadar çıktı. Şu an düşüş yaşanıyor. Yerel olarak 70'e kadar geri tekrar çıktı. 60'a kadar düştü. İşlemcimizi 5 dakika boyunca test edelim. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Evet arkadaşlar, işlemcimizi 5 dakikadır test ediyoruz. Bakalım değerlerimize. İşlemcimizin maksimum arkadaşlar 87 derecelere kadar bazı çekirdekleri ulaşmış. Minimum 26 dereceden 33 dereceye kadar. Avaraj ise 62-65 derecelerde. Gördüğünüz gibi turbo frekans ile 5,1 GHz'i gördük. RAM'lerimiz de arkadaşlar 4800 MHz'den 6000 MHz'e çektiğimiz için işlemcimiz haydi haydi fazla ısınıyor. 13. nesil işlemciler çok fazla ısınıyor arkadaşlar. Intel'in bu konuda önlem alması lazım. Tabii ki de buna bağlı olarak sıvı soğutmanız ve hava soğutmanız iyi ise 13600K işlemcilerinizde sorun yaşamayacaksınız. İşlemci termal Turing'e girmedik arkadaşlar. Özellikle i9 13900K gibi işlemciler soğutma yetersiz kaldığı zaman işlemci frekansını düşürüyor arkadaşlar. Yüksek watt çektiği için işlemci çok çabuk ısınıyor ve işlemci termal Turing'e geliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde işlemciniz performansı düşüyor arkadaşlar. Bu işlemcimizde herhangi bir sorun yaşamadık. İşlemcimiz gördüğünüz gibi 158'e kadar, 158 watt'a kadar güç tüketmiş. i5 12600K işlemcimiz ise 110'a kadar güç tüketmişti arkadaşlar. Çok fazla ısınmamıştı. Tabi buna bağlı olarak RAM frekansının düşük de olması buna etken. Şimdi geldi sıra oyunlarda testimizi yapmaya. Çok oynanan oyun CSGO'da bir testimizi yapalım.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.